Merhaba canlar. Delilik Burada Kalsın programının yeni bölümünde birlikteyiz. Bu program bana da sürpriz çünkü sevgili eşim Eşref Bilgiç ile delilik üzerine konuşacağız. Bakalım benimle evli olmak bir delilik mi değil mi kendisine soracağız. Sizin için evlilik bir delilik mi? Asla değil. Şahane. Ya evet deseydin ne yapacaktık? Evet. Evlilik ve delilik bir arada yürüyen iki kavram gibi geliyor bana bazen. Sizin için de öyle mi? Seninle evli olmak zaten başlı başına bir güzellik, bir heyecan. O yüzden delilik de bunun yanında kalabilir. Peki delilik o zaman evliliğimizin yanında kalsın diyebiliyoruz. Kalsın. Heyecan olsun. Heyecan olsun. Harika. Eşimin arkadaşları eşime şöyle soruyor. Sen deli misin, akıl okuyan bir kadınla evlendin diye soruyor. Bu konuda endişeli misin acaba? Yani bu konuda endişeli değilim. Soruyorlar gerçekten. Ondan sonra bunun içinde mutlu oluyorum ya ben. Ben gayet rahatım, keyifliyim. Bir sıkıntı yok benlik. Benlik bir problem yok. Hatta ben bundan kendime pay bile çıkartıyorum. Mesela? Mesela yaptığım işle ilgili sıkıştığım zaman böyle ya ne olacak ne olacak merak ettiğim zaman hemen tabii ki eşim olaraktan size müracaatta bulunuyorum. Bu ne olacak? Şurası ne zaman satılacak? Bu niye satılmadı? Bunda bir şey mi var? Sen bunun biraz atalarına falan bir bak falan filan. Yani bu yüzden buradan kendime biraz pay çıkartıyorum. Peki. Görülen o ki bir takım deliliklerden fayda sağlanıyor. Öyle anlaşılıyor şu an. Kesinlikle aramızda kalsın ama bu eşim duymasın. Anlaştık. Peki. Gayrimenkul danışmanısın. Evet. Gayrimenkul danışmanı olmak da bizim ülkemizde arıza ve talebe göre değişen, ülke şartlarına göre değişen, insanları zaman zaman çıldırtan bambaşka bir süreç. Kesinlikle. Gayrimenkul danışmanı olmak da bir delilik mi sence? Delilik ama ben delilik seviyorum galiba. Çünkü gayrimenkul danışmanı olduğum için yapmış olduğum işi çok seviyorum. O yüzden de bu biraz tartışılır. Benim için bakış açısına bağlı. Ben mutluyum. Delilikse de arada bir delilikler oluyor tabii ki ister istemez. Beş parmağın beşi bir değil. Karşımıza çıkıyor böyle bir süreçler. Önemli olan bunu güzel bir şekilde idare etmek. Deliyse deli gibi davranıyorum. Akıllıysa akıllı gibi davranıyorum. Gibi yani. Hayatta en büyük deliliğin ne oldu? Hayatta en büyük deliliğim ne oldu? Bu soruyu da ilk defa soruyorum bu arada. Bunlar burada kalıyor değil mi? Bunlar bizi etkilemeyecek, doğru muyum? Yani, akşam evin kapısını açabileceğim değil mi? Hayattaki en büyük deliliğim aslında şimdi şu anda baktığımızda çocukluğumda yapmış olduklarım gerçekten şu an delilik gibi. Yani gecenin 12'sinde Karadeniz gibi bir yerde dev dalgaların içerisine girmek. Yani şu anda mümkün değil delilik. Yani 12 yaşında babamın arabasını kaçırıp yani buradan İstanbul gibi bir yere gidip gelmek. Ondan sonra... Bir de sulu boyayla boyamak evet, mı var? Evet, bir de arabayı vurduğun zaman... o zaman Renault Toros'lar filan araçlar var böyle. Sulu boyayla araçları boyamak. Sabah geldiği zaman orada durması. Mesela mahalledeki arkadaşlarımın hepsine babam uyurken arabanın sesi duyulmasın diye arabayı ittirerek ileride marşına basmak falan filan. Bunlar tabii ki delilik olarak geliyor. Kayıtlarımıza geçti. Geçti. Evet. Ebru Demirhan'la evli olmak bir delilik değil diyorsun. Yani bakış açısı. Deli olmaksa deli olmak, olmamaksa olmamak. Yani Ebru Demirhan'la tabii ki evli olmak çok çok şanslı hissediyorum bu konuda kendimi. Ebru Demirhan'la evli olmak, çevremdeki insanların olsun. Yani biraz kendini de böyle dikkat ediyorsun, izah alıyorsun. Hal ve hareketlerine kadar her şeyi incelikle yapıyorsun. Sonuçta bir Ebru Demirhan'la evlisin. Ben zaten bununla ilgili bir yanımız var. Anlatmak isterim tabii ki. Ben
şahsınızı tanıdıktan sonra siz beni gel şurada bir tiyatro bir şey var deyip beni götürdüğünüzde var sahnede 1000 kişi daha da fazla. Sonra bir baktım herkes bize doğru koşuyor. Dedim herhalde arkamda bir ünlü biri geliyor falan filan. Dedim herhalde ona göre. Bir baktım herkes sana doğru koşuyor. Tanışmamızın da bir haftası mı 10 günü falan oldu. Davet etmiştin. Sonra baktım herkes böyle sana aşkla geliyor falan. Sonra düşündüm ya dedim Eşref sen kimle birliktesin ya? Hayırdır senin hayatındaki kız arkadaşın. Sen bir araştır bir Google'la falan filan. Ne oluyoruz falan filan oldu. Ondan sonra o tabii ana kadar beni hiç araştırmamış dipnot. Evet. Sonra 1000 kişilik bir tiyatroda tiyatro bitiyor, söyleşi bitiyor. Söyleşi biterken böyle bakıyoruz. Ondan sonra tiyatronun içerisinde mikrofonu aldılar. Şu anda burada aramızda olmaktan çok mutlu olduğum Ebru Demirhan deyince yok dedim ben herhalde hayaldeymiş. Bu Ebru değil falan. Sonra ışık bir anda oraya vurunca böyle ben tabii ki orada orada çok şaşkınlığım oldu. Bunu hiçbir zaman unutamam. O da bir anı benim için. Yani Ebru Demirhan'la dediğim gibi evli olmak güzel. Dinçte tutuyor. Keyifli. Kendisi her 20 saat çalışsa da yani evet. Bak ama evliyiz 20 saat çalıştın ya evli olmasak ben seni ne zaman göreceğim Allah'tan evliyiz de görüyorum aynı evi paylaştığımız için burada evet, da artıları arada, var canım arada işaret diliyle anlaşıp nadiren birbirimizi görerek peki bu evlilikte sana cesaret veren neydi? Yani bu evlilikte bana cesaret veren tabii ki sen. Tabii ki bir soru daha benim. Neyim sana cesaret verdi? Ya senin neyin bana cesaret verdi sorusuna gelirsek ya bu kadar özele burada girmek zorunda mıyız arkadaş? Benim de duygularım var. Bırakın içeride kalsın. Peki içeride kalsın. Tamam delilik buraya kadar. Aynen. Harika. Hayatın içinde dışarıdaki insanlara baktığında bu da yapılır mı? Bu bir delilik dediğin ve hayretle karşıladığın şeyler neler? Yani iş hayatımızda çok önümüze geliyor bunlar. Yani bunlar olumsuz şeyler, üzücü şeyler oluyor. Yani yok artık bu da yapılır mı? Gerçekten delisiniz dediğimiz durumlar söz konusu oluyor. Hani detaya girmek doğru da değil burada şimdi. Ama çok yani bu hayatta çok karşılaşıyoruz. Bu dediğinizle görüyoruz. Hani insanın aklının bile yetmediği şeyler yapıldığını gördüğümüz zaman zaten otomatikman bu bir deliliktir diyorsun. Hani yok artık dedirttiren şeyler de benim için bir delilik gibi bunların oluyor. Bunların içinden sana ilham verenler var mı? Yani, bunu böyle yapmasam daha iyi olur ya da yapsam harika olur dediğin delilikler var mı? Tabii ki ben mesela yükseklik korkum var. Yani ben paraşüt ve ne bileyim çocuklarla böyle gittiğimizde böyle luna parklarda falan bazı şeylere binemiyorum. Hem sağlıksal hem de hiç öyle bir şeyim olmadı. Ama ben bunların hani bir belgeselde falan izlediğim zaman uçuşlarda falan dedim ben bunu yaparım. Delilik dedim benim için ama yapacağım yani. Hani o yüzden merak biraz deliliğin önüne geçmiş oluyor. Öyle birkaç tane anım oldu. Onun dışında da yani benim için araç kullanırken bile bazı yani kapalı alanlarda yapılan şeyler, hareketler de delilik oluyor. Araç kullanmayı çok seviyorum. Kapalı alanlar, piste gidiyorum. Bunlar da benim için bir... Ya aslında delilikle adrenalin bende biraz... Karışıyor. Peki... deliliğin arkasındaki cesareti onurlandırmak istediğin en önemli hikayen ne? Seninle evlenmek. Evet kabul ederim bu bir delilik. Evet. Ya şimdi seninle evlenmek ama ben gece 12'de seni arıyordum. Hani bu kadar özürlüğe giriyoruz madem şimdi bir dakika. Gece 12'de seni arıyordum İstanbul'dan sen Antalya'daydın. Gece 12'de seni arayıp diyordum ki ne yapıyorsun iyiyim oturuyorum falan. Sabah 5'te kapına çalıyordum yani. Yani buradan kim gitmiş 4 saate Antalya'ya? İşte bu da bir delilik gecenin saat 12'sinde. Haklısın. Yani.
Peki bu bir gece yola çıktın ve sabahın 5'inde kapımı çaldın. Tüm bu hikayeye bakarsak benimle evlenmek mi delilik, evlenmemek mi delilik olurdu? Şimdi bu soruda şöyle cevap vereyim. Seninle evlenmemek ben olarak delilik değil. Seninle evlenmek böyle adenin böyle heyecanlı, az önce anlattığım gibi olayları yaşatmak ve bunları yaşatan bir kadın olarak da bu deliliğin heyecana dönüşmesiyle birlikte oluşan evlilik, kendimde bulmuş olduğum cesaret sonuçta mutlu bir tablomuz var. Yani evlenmek mi delilik, evlenmemek mi delilik? Yani benim için evlenmemek delilik. Peki, anlaştık. Üzerinde gittin ama. Birçok insan ikinci evliliğinde delilik olduğunu düşünüyor. Çok fazla insanla beraberim biliyorsun ve çok fazla topluluğun da içine dahil oluyorum. Birçok insan, hele ki ilk evliliği çok trajik bitmiş, zorlu bitmiş. Ya da çocuklarla ilgili, mal mülkle ilgili çok fazla sorun yaşamış insanlar ikinci evlilik asla diyor. Ben aynı kanaatte değilim. Farklı süreçlerimiz oldu, evet. Fakat ikinci evlilik bir bakıma aynı hatayı iki kere yapmak da denilebilir. Ya da bambaşka bir şekilde adlandırılabilir. Kişilere, şartlara göre de değişebilir. Aynen öyle. Sence ikinci evlilik de delilik statüsünde mi? Şimdi bu konu şöyle söyleyeyim. Karşındaki az önce dediğim gibi karşındaki insanla bağlı. Yani sen benim hayatımda olmadığın süreçte kafamdaki düşünce tabii ki bir daha hani çocuğum var. Hani bir daha evlenmek istemiyorum. Hani hayatımı onun üzerine kurmak. Ama seninle tanıştıktan sonra ve seninle evlendiğimiz sürece kadar geçirdiğimiz zamanda huzur, saygı, sevgi, böyle temel maneviyatları ve huzurun ve senin vermiş olduğun huzurun, saygının karşılığında bende oluşan başarı olsun, rahatlık olsun, yani kendimdeki bilinmeleri, kendimdeki algılamaları, hani bu bence kişiye göre değişiyor. Yani benim için asla öyle bir şey diyemem. İkinci evlilik, yani benim seninle evlenmem, seninle hayatı paylaştığım günden bugüne kadar hayatımda benim bile hani bir insan hayal kurduğunda hani o hayallerin tepesinde günlere geldim çok şükür. Hep birlikte geldik. Bunda her zaman söylemişimdir. Emeğin, katkın her zaman çok çok fazla. Bunu hiçbir şekilde burayı kesinlikle hatırlatmak isterim. Ama bu ikinci kez evlilik tamamen karşındaki insana bağlı. Harika. Birikimleri gayrimenkulde değerlendirmek. Delilik mi? Birikimleri gayrimenkulde değerlendirmek kesinlikle delilik değil. Çünkü bir mal alıyorsunuz. Var olan bir şey alıyorsunuz. Size ait olan bir şey alıyorsunuz. Yarın piyasa şartları kötü olabilir ama o yine de orada durur ve sizindir. Gayrimenkul her zaman değerini korur mu? Günümüz şartlarında, günümüz piyasasında bu kadar kötü bir piyasanın içerisinde bile şu anda hala %20, %30 olmasa da %5, %10 civarlarında bir artış sağlıyorsa gayrimenkuller, dediğiniz gibi değerini her zaman korur. O zaman gayrimenkule yatırım yapmak daha akıllı bir çözüm mü? Kesinlikle. Efendim, Delilik Burada Kalsın programımıza katıldınız ve bunca cesur cevaplar verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olunuz. Lütfen bizi takip ediniz ve kendinize iyi bakınız. Emin olun, sizin de cesaretiniz ve deliliğiniz bir arada hareket ediyor. Birçok deliliğin arkasında çok güçlü cesaretler var. Kendinizi, cesaretinizi kutlayın ve faydalı, verimli, sizi daha iyiye götürecek deliliklerle ilerleyin. Esen kalın.